Sevgili öğrenciler merhabalar. Uzun zamandır uğrunda ter döktüğünüz LGS artık geride kaldı. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Az veya çok hepiniz elinizden geleni yapmaya çalıştınız. Artık arkanıza şöyle bir yaslanıp derin bir oh çekebilirsiniz. Gençler anketlerimizi başlatmıştık. Katılımlar devam ediyor. Hemen sıcağı sıcağına yorumlayalım. İlk olarak sizlere sınavın zorluk düzeyi nasıldı sorusunu yönetmiştik. Sınavın orta ve kolay olduğunu söyleyenlerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Türkçe soruların zorluğunu nasıl buldunuz diye sorduk. Beklediğin düzeyde diyenler çoğunlukta. Ve son olarak sayısal bölüm sorularının her iki branşta da kolay olduğu fikri ön plana çıkıyor. Arkadaşlar bizler de tüm soruları inceledik. Önceki yıllarla karşılaştırdığımızda şunları söyleyebiliriz. Matematik birkaç soru dışında genellikle orta ve kolaydı. Aşırı zorlayıcı soruların yer almayacağı zaten söylenmişti. Fen bilimlerinde sorular bir önceki yılla benzer düzeydeydi beklediğimiz ve birlikte çözdüğümüz tarzda sorular geldi. Özellikle Fende sayısal kampını izlediyseniz full yakın net çıkarma ihtimaliniz çok yüksek olacaktır. Türkçe'de kritik sorular vardı. Mantık muhakeme ve paragraf soruları zaman kaybettirmiş olabilir. Bu sınavda Türkçe'nin belirleyici branş olabileceğini ve sıralamayı etkileyebileceğini özellikle eklemek istiyorum. Arkadaşlar sınav bu sene bir tık kolay olduğu için lise taban puanlarında bir miktar artış yaşanabilir. Tercih döneminde zaten bunları kapsamlı bir şekilde konuşacağız. Ama şunu ifade etmekte fayda var. Taban puanlarını aslında çok fazla kafanıza takmanıza gerek yok. Çok önemli değil. Asıl odaklanmanız gereken nokta her zaman olduğu gibi ne olacak? Tabii ki yüzdelik dilim olacak. Sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Bizler de sürekli takipte kalacağız. Erkenden açıklanırsa sizlere duyurmuş oluruz. Peki hocam şu an ne yapmam gerekiyor derseniz hemen şunları söyleyelim. Kısa süre içinde sorular ve cevaplar zaten paylaşılır. Şöyle alın bir göz atın netleriniz şekillensin. Ardından kaygınızı yüksek temponuzu tamamen geride bırakın. Zihnen rahatlamaya çalışın. Ortaokul dönemi artık geride kaldı. Sizler için yepyeni ve harika bir sayfa açılıyor. Olaya buradan bakın. Umarım sonuçlar hepiniz için hayırlı olur. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.